Zaman su gibi akıyor Tonguç ve artık 6 ay süremiz kaldı. Hocam çok korkuyorum, ne yapacağım? Hiç endişelenmene gerek yok. Hiç endişelenmene gerek yok. LGS 2020 7 Haziran'da seni bekliyor ama toplam 90 sorudan oluşan sözelde 75 dakikalık, sayısalda 80 dakikalık sınavda çok iyi yapacaksın. Hocam çok endişeleniyorum, şu an bacaklarım titriyor hocam ya. Hiç titremesine gerek yok. Her şey kontrolümüz altında, fakat yapmamız gereken 3 şey var Tonguç. Zamanımızı iyi kullanmalıyız. Bunun için öncelikle hedefimizi belirleyeceğiz. Yani ya hayırlısı ben bir şekilde bir liseye girerim diyorsan... İyi bir Anadolu Lisesi istiyorum hocam ben. İyi bir Anadolu Lisesi istemelisin. Hatta çok iyi bir Anadolu Lisesi istemelisin. Yani, ben lisesi isteyebilirim istersen. Evet. Hayallerin yüksek olmalı. Ona göre de çalışmalısın. Ama gerçeklerde belki çok süper bir yer kazanamasan bile çok çok güzel okullar seni bekliyor Tonguç. İkincisi de planlı çalışmalısın. Yani planın yoksa işte bugün biraz çalışırım, olmazsa yarın buna bakarım dersen bu da doğru değil. Ve üçüncüsü ve en önemlisi ise... Çok çalışsan bile eğer doğru soruları çözmüyorsan, beceri temelli yeni nesil sorular çözmüyorsan, yani doğru kaynaklarla çalışmıyorsan bu sefer de verimin düşük olur. Şimdi peki 6 ayda neler yapılabilir? Birincisi, yeterince vaktin var. Esasında dikkatli bakarsan... 6 ay çok az sürüyor hocam. Hayır, 6 ay yarım sene demek. Dikkatli baktığında 6 ay uzun bir süre. Sakin ve planlı ilerlemelisin. Eğer plansız ilerlersen yine sıkıntı olur. Ama planlı ilerlersen 6 ayda çok büyük şeyler, çok büyük başarılar elde edebilirsin. Aynı zamanda program olmazsa olmaz. Yani bir program yapmalısın. Ve en önemlisi de tabii ki hiçbir şekilde çok fazla strese gerek yok. Azıcık stres önemli. Yani işte birazcık kazanacak mıyım acaba çalışırsam? Hocam denemelerde çok endişeleniyorum. Denemelerde sana çok zor sorular soruyorlar biliyorum. Ve aynı zamanda matematikte böyle inanılmaz derecede uzun. Böyle herkesin yanlış hocam yaptığı... Bu sene kolay çıkacak mı diyorlar hocam. Böyle bir söylenti var. Evet. Milletin Bakanlığı'nın yaptığı örnek sorulara baktığımızda soruların daha kısa sürede çözüldüğünü görüyoruz. Bunlar belli tüyolar. Sorular bu sene biraz daha az seçici gelebilir. Çünkü geçen sene öğrencilerden çok büyük eleştiri geldi. Hocam çok soru sordular, böyle olmaz dediler. Geçen sene matematik ortalaması 2,87'ymiş. Evet, hocam. Geçen sene matematik ortalaması çok düşüktü. Fakat bu sene hem başarıları artırmak hem de öğrenciler arasındaki rekabeti korumak adına biraz daha az zor sorabilirler. Ve motivasyonu yüksek tutmalısın. Yani olmayacak dememelisin. 6 ayda, yani yarım senede çok ciddi başarılar elde edebilirsin Tonguç'um. Peki görevlerin nedir? Birincisi, kolilerini bitirmeye başlamalısın. Koli ne hocam? Koli dediğimiz şey konu listesi. Biz bunları hani birazcık ağır olduğu için, böyle biraz kutu gibi olduğu için, içerisinde konular olduğu için, konu başlıkları olduğu için bunları bitirmeye başlamalısın. Koli bandınız var mı hocam? Koli bandım yok. Yara bandım var ama hiç endişelenmene gerek yok. Kolileri bitirdiğinde hiç bunlara ihtiyacın kalmayacak ve hepsini güzel bir şekilde öğreneceksin. Ve soru çözme pratiğini artırman lazım. Çünkü sınavda sana soru soracaklar. Sınavda sana merhaba Tonguç, anlat bakalım nasıl çalıştın demeyecekler. Senin önüne 4 seçenekli soru verecekler ve cevaplar da önünde yazıyor olacak. Eğer soru çözme pratiğin varsa, bu tür sorularda Ceyhan evet burada okuyorum, üst kısmı okudum, cevap Deniz deyip geçersen, önünde yazan cevabı bulursan ve pratiğini hızlandırırsan mükemmel bir sonuç elde edebilirsin. Ve hata kutundakileri azalt. O ne demek hocam hata? Hata kutundakileri azalt derken şunu kastediyorum. Sen yaptığın yanlışları mutlaka biriktirmelisin, bilmelisin. Yani işte bu testte 7 yanlış yaptık ama neyse onlar uzay boşluğunda kayboldu. Hayır, o 7 yanlışı bilmelisin, soruların çözümünü izlemelisin, arkadaşlarına sormalısın ve o hataları bir kez daha gözden geçirmelisin. Hocam evet. Ben yanlışlarımı soracak kimse bulamıyorum, arkadaşlarımı da soramıyorum. O zaman soru çözümlü kitaplardan çalışmalısın. Birincisi, Türkçe dersinde seni toplam 6 tane konu bekliyor. Dil bilgisi, yazım noktalama, metin türleri ve söz sanatları, sözcük ve cümle anlamı, sözel mantık, grafik, görsel tablo yorumlama ve parça anlam. Bunların içerisinde tabii ki en önemlisi parça anlam. Yani toplam 10 soru geliyor ve bu 10 sorudan 2 tane yanlış yapsan zaten dil bilgisinde 200 soru geliyor. Tüm dil bilgisini yanlış yapmış gibi olursun. Burada en kolay kısım dil bilgisi. Niye? Fiilimsi, cümle öğeleri, geçen sene cümle öğelerinden soru gelmedi ama bu sene bekliyoruz. Anlatım bozukluğu, cümle türleri çok kolay konular. Çalışında hemen netleri cebe indirebilirsin. Yazım noktalama, metin türleri, sözcük ve cümle anlamında yine rahatlıkla yapabileceğin konular. Dolayısıyla parça anlama çok sıkı çalışmalısın. 10 soru seni bekliyor, hiçbirini kaçırmamalısın. Matematiğe baktığımızda matematik zaten sınavın en belirleyici dersi. Herkes matematikten böyle endişelenip vazgeçebiliyor. Sen vazgeçmemelisin. Ben başaracağım demelisin. Ya matematikte tüm konu listeni belirledikten sonra çarpanlar, katlar, üst sayılar, karekök sayılar, veri analizi... Ya hocam bu dönem bunları bitirdik. Bu dönem bunları bitirdin. Bilhassa karekökli sayılara dikkat etmelisin Tonguç. Çünkü karekökli sayılardan en az 3 soru geliyor. Diğerlerinden birer soru gelse bile. Ve karekökli sayılar diğer konularda böyle sirayet ediyor. Yani ben burada da çıkabilirim diyor. Hazırlıklı olmalısın. Karekökli sayıları çok iyi öğrenmelisin. Fen konusuna baktığımızda fen de 3. en önemli ders. Niye? Çünkü fen de yine 20 soru geliyor ve diğerlerinden katsayısı fazla. Burada mevsimler ve iklim, DNA kalıtım, basınç, madde ve endüstri görüyoruz. Burada DNA ve kalıtım, madde ve endüstri en önemli konular. Bu ikisinin toplamından 5 soru gelecek Tonguç. Bu konuları iyi bilirsen fende de farkı açacaksındır.
İnkılaba baktığımızda inkılapta toplam 10 soru geliyor. 10'da 10 yapmalısın. Dolayısıyla bir kahraman doyuyor. Milli uyanış, İstiklal yolculuğu, İstiklal yönünde hiçbir konuyu kaçırmamalısın. Ama en çok konu, en çok soru hangisinden geliyor dersen, tabii ki burada İstiklal yolculuğu ve milli uyanış senin için önemli konular. İngilizce kolejine baktığımızda Friendship, Teen Life, In the Kitchen, On the Phone, The Internet, İngilizce'de kelime bilgini hallettiğinde ve örnek soruları ve sınav tarzı soruları çözdüğünde hepsini halledebilirsin. Burada her bir konu içerisinde bilhassa On the Phone'da seçici sorular gelebiliyor. Hocam peki nasıl çalışacağım? Bir söyleseniz hocam. Nasıl çalışacağını söyleyeceğim. Din kolejinde kader inancı, zekat ve sadakayı görüyoruz. Kader inancına iyi çalışırsan, ki hepsini de yapabileceğine eminim, onda onu tamamlayabilirsin ilk konular açısından. Şimdi gelelim ne yapacaksın? Birincisi, biz her zaman yanındayız. Bu 6 ay boyunca hemen hemen her gün seninle birlikte olacağız. Hem LGS kampımıza hem canlı yayınlarımıza Tonguç Akademi her zaman senin yanında. Ve aynı zamanda sınıf anahtarı sitemiz var. YouTube'da olmayan yüzlerce videoyu, daha detaylı sınav tarzı soruları senin için çekip... Kolileri oradan tamamlayabilir miyim? Kolilerin hepsini oradan tamamlayabilirsin. Bunların hepsini, ben bu konuyu çözdüm, sınav tarzı sorusunu çözdüm, testlerini çözdüm şeklinde kolilerini, yani konu listelerini tonguçakademi.com'dan tamamlayabilirsin. Ve kitaplarımız var. Tonguç Mağazı'da seni gerçekten çok iyi hazırlanmış kitaplar bekliyor. Ve bu kitapları biz senin için set haline de getirdik. Mesela taktikli set veyahut da bunların içerisinde din kültürü, İngilizce, inkılap tarihi, fen bilimleri, matematik, Türkçenin olduğu özel bir set. Bu set gördüğün gibi bu da bir koli gibi. Bu koliyi de bitirmeniz. Yani konu listeni bitirmen gerektiği gibi. Hocam ben zoru seti almak istiyorum. Zoru seti kutusunu şimdi şöyle göstereyim. İçindekileri göstereyim. Zoru bankası matematik, zoru bankası Türkçe, zoru bankası fen ve zoru bankası 10'da 10 yaptık. Yani senin için. Ne hocam? Yani toplam biliyorsun. İnkılapta 10 soru çıkıyor. İngilizce'de 10 soru çıkıyor. Dinde 10 soru çıkıyor. Bunların hepsini 10-10-10 yapıp 30 soruyu tamamlaman için 10'da 10 serisi hazırladık. Burada hemen matematiği göstermek istiyorum. Orada 20'de 20 yapabilir miyim hocam? Zoru Bankası'nda biraz 20'de 20 yapamazsın. Öyle bir şey olamaz. Çünkü bunlarda matematik, Türkçe ve fende 20'şer soru var. Burada 20'de 20 yapmayı hedeflemelisin. Zoru Bankası da gerçekten 20'de 20'yi hedefleyen öğrenciler için bir sayfada bir sorun olduğu ve sol tarafta da aynı geçen seneki LGS'de olduğu gibi tamamen gerçek sınava uygun sorulardan hazırlandı. Ve burada da bak üstteki bilgileriyle, beceri temelli sorularıyla, kurgulu, gerçek yaşamdaki durumları içeren sorularıyla gerçekten senin sınavda fark açmanı sağlayacak sorular. Tabii ki birazcık da zorlar. Hocam peki bunları çözemezsem ne yapacağım hocam? Bunları çözemeyebilirsin. Şimdi Zoru Bankası şu soruyu kolay değil çözmesi. Bu durumda bütün kitaplarımız bizim karekod uygulamasıyla rahatlıkla sana soruların çözümlerini uzman hocalar tarafından ulaştırıyor. Yani sen diyelim ki şu soruyu çözün. Allah'ım yarabbim ne kadar zor bir soru dedin. Takıldın. Karekod okuduğunda soruların çözümünü sana uzman hocalar tek tek izah ediyor. Hatta doğru yaptığın soruların çözümünü bile taktikleriyle dinleyebilirsin. Ve TAS. İşte az önce söylediğim şey de bu. Play Store ve Apple Store'dan indirerekten TAS uygulaması sayesinde kitaplarımızdaki çözümleri izleyip... Hocam nereden ulaşabilirim bu kitaplara? Bunların hepsini e-butonda ulaşabilirsin ve Türkiye'deki tüm kırtasiyelerde bu kitaplar seni bekliyor. Yani taktikli set ya da Zoru Bankası set ya da diğer kitaplarımız senin için Türkiye'de Tonguç satış noktaları olan birçok yerde seni bekliyor. Yakındaki kırtasiyene git ve de ki ben Tonguç kitaplarını istiyorum. Nereden bulacağım hocam yakındaki kırtasiyeyi? Bak burada yine linkte sana yakın olan kırtasiyeleri yazdık. Mesela sen Eskişehir'deysen Eskişehir'deki Tonguç satan kırtasiye veyahut da Ankara'daysan Ankara'da kırtasiye senin için yazıyor. Ha burada varmış ya deyip gidebilirsin. Sizin adınız internette yazıyor. Lütfen bana Tonguç'un şu setini ver diyebilirsin. Sonrasında da güzel liseler seni bekliyor. Mükemmel başarılar seni bekliyor Tonguç. Hadi bakalım ödülün sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Teşekkür ederim hocam.